görüşlerini arz ederim. Değerli bakanım, saygıdeğer hazirun, sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu organize sanayi bölgesinde birçok fabrikanın açılışında bulundum. Ama bu en anlamlısı, çünkü ilk defa Batman'da yüksek teknoloji ürün üretecek bir fabrika açılışı yapıyoruz. Bu açıdan çok anlamlı. Ben tabii ki Cemal kardeşimizi, Gökhan kardeşimizi, Allah'ın rahmetine kavuşan Murat kardeşimizi tebrik ediyorum. Gerçekten muazzam bir başarı. Gerek başlangıçtaki Biosis'in hikayesi, o film, değerli bakanımızın anlattıkları, gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Bu başarı hikayesinin üretim üssünün Batman'da olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Onun için tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Tabii güzel bir hikaye dinledik. OSB'nin de bir hikayesi var. 1990'lı yılların başında bu OSB kuruluyor, açılıyor. 2002 yılına kadar, yani AK Parti hükümetlerine kadar, bildiğim kadarıyla sadece bir un fabrikası faaliyete geçiyor. Bugün az önce valimize sordum. Yaklaşık 220 fabrika ya faal ya da inşaat halinde. Muazzam bir başarı. Nereden nereye? Yani 20 yıllık bir hakikaten süreçte Batman sanayileşiyor, Batman üretiyor. Batman Türkiye'nin önemli bir büyüme motoru işlevini görüyor. Bu çok değerli. Ben hep söyledim. Gaziantep'te çok zaman geçirdim. Gaziantep'teki o dinamizmi, o birlik ruhunu, o üretim azmini, o ticareti birinci elden tabii ki gözlemledik. Başarı hikayesinin en azından bir parçası olduk. Bence Batman çok rahat bir şekilde bu bölgede Gaziantep'ten sonra iddialı bir şey, en önemli üretim üssü olmaya namzet, aday. Çünkü bu ruh var, bu kültür var. Bunu çok değerli buluyoruz. Onun için bugün yüksek teknoloji ürün üretecek bir tesisin açılması bu nedenle çok değerli. Tabii biz hükümet olarak Ar-Ge'ye, az önce değerli bakanımız ifade ettiler, tasarıma, sanayide dönüşüme, dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme çok büyük önem veriyoruz. Ben şuna inanıyorum. Savunma sanayinde yakaladığımız büyük başarıyı, ki gerçekten Cumhurbaşkanımızın azmi, kararlılığı ve liderliği burada çok önemli, bütün diğer alanlarda Türkiye yakalayabilir. İşte sağlık teknolojileri konusunda, yarın öbür gün tarım teknolojileri konusunda, iklim teknolojileri konusunda çok rahat bir şekilde Türkiye bunları başarabilir. Ben az önce arkadaşlara sordum. Biz bütçeden ne kadar destek veriyoruz diye. Bakın Ar-Ge desteklerimiz, ki bunun içinde prim destekleri var, envai çeşit destek var. 2024 yılında Ar-Ge değişik adlar altında bütçeden bu sene yaklaşık 299 milyar lira destek vereceğiz. Biz geçen sene, yani daha önce bir Ar-Ge merkezi açtık buraya. Değerli bakanım muhtemelen unutmuşlardır. Çünkü kendisiyle sohbet ettim. Kendisinin önerisi, kendisinin fikri. Burada bir sürü
tekstil konfeksiyon fabrikamız var. Buradan ben sanayicilerimize sesleniyorum. Mutlaka tasarım merkezleri açın. Çünkü bunun sayesinde kar marjınız yükselecek. Biz size bütçeden destek vereceğiz. Bu 300 milyarın bir kısmını da buradaki tasarım merkezlerine verelim. Bakın yine bu sene yatırım teşviklerine 530 milyar lira destek vereceğiz. Muazzam bir destek gerçekten. Yani bütçemizin toplamının 11,5 trilyon olduğunu düşünürseniz 530 milyar lira çok ciddi bir rakam. Yani yarım trilyon lira. Ve amacımız ne? Amacımız Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarı çıkartmak. Sanayisini, ihracatını daha sofistike, kompleks ürünlere, daha yüksek teknolojik ürünlere doğru evrimini sağlamak. Çünkü bunun sayesinde Türkiye makro finansal istikrarı pekiştireceği gibi Türkiye'nin milli gelirini artıracak. Evet, 2023 yılında Türkiye ekonomisi trilyon doları aşan ekonomiler arasına girdi. İlk defa geçen sene Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon 100 milyar doları aştı. Satın alma gücü paritesiyle zaten aşmıştık. Satın alma gücü paritesiyle Türkiye 3.7 trilyonluk bir ekonomiyle dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Cari dolar kuruyla, TL dolar kuruyla da dünyanın 17. büyük ekonomisi noktasında. Biz sanayide dönüşümü başararak inanıyorum ki Türkiye'yi cari kurlarla da ilk ona doğru, ki en büyük hedefimiz o, ilk onun arasına sokmaktır. İşte bunun için Gökhanlara, Cemallere, Muratlara ihtiyacımız var. Gerçekten. Ve tabii ki devletin Fatih kardeşimiz gibi, değerli bakanımız gibi vizyon sahibi, kendine iş edinen arkadaşlara ihtiyacımız var. Çünkü kendisine getirilen bir fikri alıp daha ileri aşamaya taşınmasına vesile olmuş. Bu muhteşem bir şey. Onun için tabii ki bizim kurumsal yapılarımız da var. Ama hakikaten bu dokunuşlar çok değerlidir.